Abi şimdi şöyle bir şey var. Müzisyenden abi şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bu konu hakkında arkadaşlar. Jahare'de bir açıklama yapmadık. Benim kusuruma bakmayın. Bu odaya çekip konuşma olayını da müzisyenden özenti diyen bir tane çocuk gördüm. Daha müzisyenin Twitch ortamını duymamışken, yani buradan haberi yokken Kemal'in. Ahmet abi o zamanlar Mumble'a tek tek adamları çekip konuşurdu. Eski izleyici varsa hatırlar. Ben de hatta bir ara çekilip konuşulmuştum. Daha Twitch miviç yok yani. İşte Ferit abidir, şeydir, şudur budur yok yani Twitch'te kimse. Çekip konuşuyordu abi. Rauf abiler falan Mumble ortamı o zaman. Yok, kavga başlamıyor. Bir şey demiyorum zaten Kemal'e. Bunu yazan çocuğa diyorum. Angut'a. Özenmesin. Dediğim gibi o yüzden. Çalıyor, kontenti çalıyorsun diyorsanız bari kontenti kimin çıkardığını bir öğrenin öyle gelin. Twitch orospuları. Kemal'le barışın. Yok abi o iş. Yani. İnternet ortamında bizi yan yana göremezsiniz daha. Masayı sallama, kamera titriyor. Açıkçası müzisyenin bu kadar fazla yükselmesini çekemediniz kısacası. Machine. Neredesin abi sen? Dur. Sana dur. Şimdi abi. Dostum. Ban yedi de çocuk. Şimdi öncelikle şöyle bir olay var. Olaya bir açıklama getirmedik. Bu da bizim suçumuz. Aslında tam bizim suçumuz da değil. Ama olayın tabii doğal olarak siz hani işi çok derin düşünebilecek bazı insanlar beyin kapasitesine sahip olmadığı için direkt şey yorumu yapıyor. Abi çocuk işte bir kağı izlendi. Siz 5 senedir yanındasınız. Adam 6 ay takıldı. Bak şimdi nerelere geldi. Kıskanın amına koyayım. Böyle diyen çok var. Bunlara da haksız diyemiyorum. Haklılar. Çünkü ortalığında bir açıklama yok. Beyinsiz biri de direkt böyle düşünür. Yani fikri olmayan bir insan. Ama sadece şunu söyleyeceğim bu konu hakkında. Ben kıskanacağım bir herife 1000 izlenmesine. Hala 1000 izlenirken gecenin bilmem kaçında evine gidip şunu bunu bok mok yemem abi. Olayları bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz dediğimde ortada yine bir kavga yok tabii ki de ama Kemal'in Twitch üzerindeki ün veya şöhret mi diyeyim algısı bizim Mumble Bros algısına ters. Kemal tek başına anılmak konusunda daha çok tek başına anılmayı. Bu herkes de olabilir. Karakter meselesi. Yani bir yerde şöhret mevzusu çıktığında bir grubun içinde anılmaktansa en basitinden anlatıyorum. Bir grup içinde anılmaktansa tek başına isminin duyurulması daha cezbediyor. Egosunu daha tatmin ediyor mu diyeyim artık. Böyle biri bu iyi veya kötü demiyorum. Bu tamamen kişiye kendi şeydir. Kimisi bir grup olarak çıkmak ister. Kimisi tek başına anılmak ister. Egosunu anca belki öyle tatmin eder. Bizim de Mumble Bros olarak bu dediğim gibi sadece bir sebebi. Bir tanesi sadece. Bize çok ters geliyor bu. O yüzden Kemal'in uzaklaştırılma sebeplerinden birisi bu. Kıskan. Deli gibi kıskanıyoruz abi. Valla. Yazıklar olsun bize. Geçen bir tane çocuk hatta YouTube'da videonun altına bayağı yazmıştı, geçirmişti. Çocuk bizden biri mi bilmiyorum da çocuk bildiğin olayı çözmüş. Bakayım.